Birinci Dünya Savaşı sonucunda Orta Doğu'da bize ne kaldı kitaplarımızda? Ben üniversitede öğrenciyken Atatürk Üniversitesi'nde Allah rahmet eylesin Fahrettin Kırzıoğlu diye bir hocamız vardı. Çok da gözü yaşlıydı. Çok iyi bir insandı. Fakat bir şeye takmıştı böyle. Gelirdi. Konu ne olursa olsun anlatırdı. Konuyu bir yerden bu Birinci Dünya Savaşı'na getirirdi. Ve hain Araplar bizi arkadan hançerlediler derdi. Ağlamaya başlardı. Her derste bunu yapardı hoca. Ben de hocaya itiraz ederdim. Ya ne yapmışlar? Ya detaylarını ver de öğrenelim bu pis Araplar ne yaptılar. Ondan sonra o kızardı, sinirlenirdi. Beni her derste dışarı atardı. Öbür ders gene gelir. Aynı şeyi yapardı, gene beni dışarı atardı. Bir gün böyle ısrarlı olunca bana dedi, yoksa sen Arap mısın? Dedim, yok hocam. Ben bu devleti kuran aşiretin çocuğuyum. Ben kara keçiliyim dedi. Niye dedi sen bunu merak ediyorsun? Dedim, ben Arapları hiç sevmiyorum. Bunu açık söyleyeyim. Fakat geliyorsun, gidiyorsun, işin konu ne olursa olsun oraya getiriyordun. Bunun gerçeği ne? Ben merak ediyorum onu öğrenmek için. Ne hoca bir gün onu söyledi, ne de ben o yaşlarda öğrendim. Şimdi bakın, o dönemde İsrailli tarihçilerin yazdığı yüzlerce makale var. Orta Doğu dergilerinde bunlar yayınlandı ileride. İnşallah tarihçi olanları okuyacaklar. Suriye için mesela söyleyeyim. Yüzlerce makalede hem İngiliz yazarlar hem İsrailli yazarlar diyorlar ki, ya bu Türkler bu Araplara ne yapmış? Büyü mü yapmışlar? Biz bunlara bağımsız devlet teklif ediyoruz, biz bunlara bilmem şunu ediyoruz, bunu ediyoruz. Bir türlü, gençler şöyle öne doğru gelin. Bir türlü bu Araplar, bu Osmanlılardan, bu Türklerden vazgeçmiyorlar. En sonunda Suriye bizden koptu, ama nasıl koptu biliyor musunuz? Bunlar da bizim kitaplarımızda hiç yazmadı. Bir gün Suriye valisi Cemal Paşa'ya Hristiyan bir Arap geliyor Suriye'ye. Cemal Paşa, bu Milliyet'te köşe yazarı olan Hasan Cemal var ya, onun dedesidir. İddiatçıların saf olanlarından birisidir o. Üç ayağından birisidir aynı zamanda. Buna geliyorlar, diyorlar ki Cemal Paşa'ya, Suriyeli aydınlar ve kanaat önderleri, aşiret reisleri Fransızlarla anlaştılar. İsyan edecekler. Fransızlar senelerdir orada bir isyan çıkartamıyorlar bir türlü. Cemal Paşa gülüyor, inanmam diyor, seni gene Fransızlar göndermişler diyor. Araplar yapmaz, onlar bize bağlı. Yapar yapmaz, yapar yapmaz, fakat tabii çok hazırlıklı gelmiş. Vallahi diyor, ben Suriyeliyim. Yani sizi seviyorum diye söylüyorum. Burayı yıkılmasın, Fransız gavuru gelip burayı sömürmesin. Ama bir şey daha duydum, oradan test edebilirsin. Nedir diyor, beni tutukla. Beyrut Fransız konsolosluğunda bir kasanın içerisinde yaptıkları protokolün orada olduğunu duydum bir önemli casusla. Git bak, eğer orada değilse döndüğünde gel beni as. Bu kadar iddialı bir teklif karşısında Cemal Paşa aklı karışıyor. Hemen Beyrut'taki Fransız konsolosluğunu bastırıyor. Hakikaten bir çelik kasanın içerisinde bir protokol metni çıkarıyor. Suriye'nin ne kadar aydını varsa, kitle üzerinde etkili, siyasi kimliği olan veya dini kimliği olan cemaat liderleri, evet, bağımsız bir devlet karşılığında Osmanlı'ya isyan edecekler. Bunun için hepsi isimlerini yazmış ve imzalarını atmışlar. Cemal Paşa asker ya. Çocuklar, askerlerin bir de şöyle bir özelliği var. Askeri konular dışında askerlere hiçbir iş yaptırmamanız gerekir. Çünkü 30 sene, 40 sene
Emir al, emir ver. Emir komuta zinciri içerisinde olan insanlar analiz yapma gereği duymazlar. Ben böyle asker dostlarımla birisiyle dışarıda yemek yemeye gitsem menü listesini eline verdim mi yemek yiyemiyor. Ben şunu yiyelim diyorum, tamam hocam diyor. Onun için mesela savaş kararlarını da askerler vermezler, siviller verirler. Onlara ne lazım? Araç gereç onu alır. Nerede duracağını yine siviller karar verir. Cemal Paşa'nın kafası birdenbire bulanıyor. Aynı gece bütün Suriye aydınlarını, kanaat önderlerini tutuklatıyor ve çok uyduruk bir mahkemeyle hepsini birden Şam'ın ortasındaki bugün büyük bir meydan, o meydanda astırıyor. Ve Suriye o zaman ayaklandı, elimizden çıktı. Ama bugün hala Şam'ın o meydanında o asılan aydınları temsilen büyük bir anıt var. O anıtın bütün kaidesi ay yıldız figürleriyle doludur. Bu kopmadan sonra bir merkez o bölgelerin o enerji kaynaklarını ta Viyana Kongresi'nde kararlaştırdıkları o enerji kaynaklarını rahat sömürebilmek için bir propaganda merkezi kurdular. Bu propaganda merkezinden Araplara yönelik olarak yapılan propaganda şuydu. Bu Türkler yok mu bu Türkler? Bunlar emperyalist zaten. 1000 sene, 300 sene Selçuklu, 600 sene Osmanlı sizi sömürdüler. Sizi bitirdiler. Her şeyinizi elinizden aldılar. Ve ulusal bilincinizin de gelişmesini yok ettiler. Din kardeşliği ayağına, Muhammed ümmetinin birer parçasıyız ayağına, ama hep onlar yönetici oldu, siz tepa oldu. Bu propaganda yapıldı. Aynı merkez bize de şu propagandayı yaptı. Bu Araplar yok mu bu Araplar? 1000 sene bunları yedirdiniz, içirdiniz, baktınız, açtılar, sefildiler, kumlarda devenin peşinde koşuyorlardı, hiçbir şeyleri yoktu. Siz bunları beslediniz ama bu hain Araplar sonunda sizi arkadan hançerlediler ve size ihanet ettiler. Yapılan şey sadece bu. Geçen sene Şam'daki bir sempozyumda Suriyeli bir hoca, Osmanlı-Suriye ilişkileri üzerinde bir bildirisi vardı. O bildirinin yarısına geldi, salon ayağa kalktı. Bağırmaya başladılar. Yalan söylüyorsun, doğru söyle, yalan söylüyorsun. Salon birbirine girdi. Biz ne oldu diye böyle şaşkınlıkla bakıyoruz. Adam hiçbir şey söylemiyordu. Osmanlı'yı methediyordu. Osmanlı döneminde Suriye'nin ne kadar iyi olduğunu söylüyordu. Allah Allah dedik. Bu öğrenciler niye böyle diyorlar? Oturum başkanı müdahale etti, susturdu. Hoca dedi ki, yaşlı bir hoca, böyle 70 yaşları civarında var yani. Öyle bir tarihçi. Bir dakika dedi. Söylesinler, ben cevap vereceğim. Birisi dedi, kalsın ne istiyorsa söylesin, cevabını vereyim. Tek tek konuşun. Biri kalktı dedi. Siz dedi, senelerdir sınıflarda Osmanlı'nın emperyalist olduğundan bahsediyordunuz. Şimdi bugün farklı şeyler söylüyorsunuz. Hangisi doğru? Doğru olanı söyleyin. Ve o hoca, Allah beni affetsin dedi. Hava böyleydi, konjüktür böyleydi. Dün söylediklerim yalandı. Bugün söylediklerim doğru dedi çocuklar. Bir faslı bilim adamı vardı. O bir cümle söyledi. Yani hiç de bizi de rahatsız etmedi. Türkiye'den katılanların hiçbirisini rahatsız etmedi. Fas döneminde, Osmanlı döneminde dedi, Fas ekonomik olarak gelişmedi, geri kaldı. Böyle bir cümle. O salon ayağa kalktı. 3 gün boyunca o faslı çay molalarında, yemek sırasında, akşamki işte otel lobilerinde yanlış anlaşıldığını şuna buna izah etmek zorunda kaldı. Kimse yüz vermiyordu. 3 gün boyunca dışlandı. Hava öyle bir
değişti ki oralarda son yıllarda, Osmanlı Devleti'ne aynen Emevi Abbasi Devleti'ne nasıl bakıyorlarsa kendi imparatorlukları olarak kabul ediyorlar. Ama bundan önceki süreçte öyle değildi.